Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün akşam yemeğine spagetti bolognese yapacağım. Biraz da kendi tarifimi karıştırmış olacağım içine. Buyurun isterseniz tarifime geçelim. Makarnanın suyunu ocağa koydum. O kaynayana kadar makarnamı hazırlayayım. Makarnalarımı kırarak yapacağım. Normalde orijinalinde uzun makarnayla yapılıyor. Ama İshak uzun sevmiyor. O yüzden makarnayı kırarak yapıyorum ben. Yanı sıra normal orijinalinde kendi beyaz üst sosu oluyor. Ama ben hem makarnayı salçalayacağım, sonra üzerine sos yapacağım. İsteyen öyle yesin, isteyen öyle yesin. Sonuç bizde herkes kıymalı o haliyle sevmiyor. O yüzden yani aynı anda iki çeşit yapmış olacağım. Bir kısmı öyle, bir kısmı öyle olmuş olacak. Yine peynirini koyacağım üzerine. Kıymasını hazırlayacağım. O şekilde. Aslında spagetti bolognese yani bizim kıymalı makarnamız da diyebiliriz. Üzerine peynir attıkları için spagetti bolognese olmuş oluyor bakarsak bir yerde. Suyum kaynadı. Önce tuzunu ekleyeyim. Makarna. Bir şeylerin adını değiştirmeyle o yemek başka bir yemek olmuyor. Bildiğiniz kıymalı makarnamız şimdi spagetti bolognese olacak. Maydanozlarımı doğrayacağım ben. Şimdi. Bizim evde de sorarsan kimse yemek seçmez. Aslında yemeğe giriştiğim zaman mesela İshak maydanozlu sevmez. Çocukların bir kısmı kıymalı sevmez. Ama sorarsam ne pişirsen yeriz derler. O yüzden yaparken ayırıyorum. Çare bitmiş de değilim. Mutfakta her şey olabiliyor. Şöyle önce büyük doğradım. Küçültüyorum ben bunu iyice. Kalın kökü kalmış içinde. Yeter küçüldü. Makarnam haşlanırken şimdi ben etli sosunu hazırlayacağım. Benim dolapta kavrulmuş olmuş olan kıymam vardı. Şöyle. Onu değerlendireceğim aynı zamanda. Bunun içinde soğan var, karabiber var. Birazcık da pul, toz biber var. Bu şekilde hem de evdekini değerlendirmiş olacağım. Kıyma dolaptan çıkarttım eridi. Bu şekilde kaynadı işte. Şimdi domates sosunu. Yani normal çiğ kıymayla da yaparsanız
Soğan isterseniz koyabilirsiniz. Normal kavrulmuş kıyma. Konserve domatesi koyuyorum ben. Buna birazcık tuz ilave edeceğim. Bu biraz kaynayacak. Çok az da karabiber atacağım. Şöyle çay kaşığının ucuyla yarıdan daha az. Şimdi sos pişerken ben makarnamı terbiyeleyeceğim. Konservimi açıyorum. Büyük olanını kullandığımı kullanıyorum. Dolaba koyuyorum. Sonra tekrar kullanıyorum ben. Ocağımın altını açtım. Tencerem ısındı. Şöyle küçük bir parça tereyağı attım. Çok az da sıvı yağ koyacağım. Tereyağı yanmadan erisin diye. Biraz salça koyacağım ben tereyağının içine. Makarnamı çok haşlamadım. Salçayı eritmek için o yüzden su koydum. Makarna biraz burada sosun içinde pişecek. Yaklaşık 5 dakika haşladım sadece makarnamı ben. Biraz daha su koyabilirim. Yarım çay bardağı kadar sanırım su koymuş oldum toplamda. Tuzunu atayım. Sosta da var tuz, yeterli bu kadar. Yan tarafta da sosum pişiyor. Makarnamı döküyorum şimdi içine. Ocağımı kapattım çünkü altı halen daha sıcak. Onun sıcaklığı yeter makarnama. Çok yağ koymadım sosumda da çünkü kıymalı yağlı olduğu için yağ ağır olmasın diye. Şimdi bu makarnadan isap için azıcık ayıracağım. Kalanına maydanoz ilave edeceğim. O maydanoz sevmiyor demiştim. Türkiye'de aslında bahçeden falan taze olanı seviyor. Ama böyle şeyi sevmiyor. Pazardan aldığım falan sevmiyor. Şöyle kalanına da maydanozları ilave ediyorum. Şöyle sosumu da kapattım. Burası şimdi bu şekilde hazır. Maydanoz ateşe girer girmez zaten söndüğü için küçük de doğramıştım. Yeterli. Kıyma sosum da hazır.
Kapattım altını, şöyle suyunu çekti. Hafif suyu var. Makarnam ama az pişmiş olduğu için, kuru olduğu için o bunu dengeleyecek. Şimdi makarnamı servis yapacağım. Altına normal makarnamı koyuyorum. Bu arada üzerine koyacağım parmesan peyniri. Aslında bizim hani Hatay'da, herkes kendi yöresinden daha iyi bilir. Bizim Hatay'da o parmesan peynirinin tadı bana göre Hatay'daki basma çökeleğe benziyor. Küpe basılır, dinlendirilir. O çökeleğin tadında bence. Tabii şöyle, şimdi de üzerine sosunu şöyle açacağım. Üzerine de benim şöyle kullandığım, markasını göstermeyeyim ama şöyle aldığım bir parmesan peyniri var, rendelenmiş. Markası sıkıntı olabilir. Peynirini de şöyle üzerine bolca atıyorum. Bu şekilde servis yapıyorum. Bence çok güzel oldu. Güzel de görünüyor. Yapmak isteyene, yapana şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar, eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.